Sevgili seyirciler, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, o bizim peygamberimiz ve efendimiz. O bizim dünya ve ahirette biricik rehberimiz ve şefaatçimiz. Dolayısıyla daima onun şefaat zeminine ulaşmaya bakmalıyız. Bizi de nurlu halkana al ey Allah'ın Resulü diyerek, talebimizi tekrar ederek onun engin şefkat ve şefaatine sığınmalıyız. O zatla tanışmaya ve buluşmaya çalışmalıyız. Onun kutlu dairesine girince artık bizim bir şey talep etmemize lüzum kalmayacaktır. Zira o zaman o neye muhtaç olduğumuzu bilir. Onun muhtaçları ihtiyaçlarıyla baş başa bırakması düşünülebilir mi? İşte bizi de nurlu halkana al ey Allah'ın Resulü deyip kendisine dehalet edenleri sahipsiz bırakmadığının apaçık bir ispatı. Yaşanmış bu ibret dolu hikayeyi hep beraber seyrediyoruz. Hastamız iyileşmiş de gazete okumaya bile başlamış. Maşallah. Gerçekten sayenizde doktor bey. Kendimi gerçekten çok iyi hissediyorum. Gerçekten iyisiniz de ondan. Vücudunuz tedaviye süratle cevap verdi ve beklediğimden hızlı bir iyileşme gösterdiniz. Çok istememe rağmen türlü aksilikler yüzünden yurt dışına gidemedim diye çok üzülüyordum ama şimdi iyi ki kendimi sizin ellerinize, bilginize teslim etmişim diye şükrediyorum. Allah razı olsun. Ben elimden geleni tıbbın imkanları kadar yaptım. Hepsi bu. Şifa Allah'tan. Çok teşekkür ederiz doktor bey. Allah sizden razı olsun. Doktor bey, bu durumda ne zaman taburcu olabilirim? Bugün. Ama hastaneyi çok sevdiyseniz biraz daha kalın isterseniz. Gerçekten çıkabilir miyim? Evet. Ama gitmeden önce bana bir uğrayın, olur mu? Uğrarım tabii, elbette. Anne, iyileştim. Kanseri yendim, çıkıyorum. Çok şükür yavrum. Buyurun Serap Hanım. Veda vakti geldi doktor bey. Bütün vedalar böyle güzel olsa keşke Serap Hanım. Her şey için çok teşekkür ederim. Sizin sayenizde iyileştim ve evime gidiyorum. Ben aracı oldum. Allah'ın lütfuyla ayaktasınız. Bundan sonraki hayatınızı çok dikkatli yaşamanız gerektiğini bir kez daha hatırlatayım. Asla fazla yorulmak, üşütmek, üşümek yok. Hastalanmak yok. Buna azami özen gösterin. Hastalığın nüksetmesi geri dönülemez bir yola sürükler bizi. Bütün kanserlerde olduğu gibi göğüs kanseri de 5 yıl sinsi bir düşman gibi fırsat kollar. Dokular hassasiyeti yüzünden en küçük zafiyette teslim olur. Çok dikkat edin. Bütün bu ikazlarınızı harfiyen uygulamaya gayret göstereceğime emin olabilirsiniz. Bize bahşedilen bedeni korumak ve sağlıklı tutmak bir anlamda Allah'a karşı vazifedir, unutmayın. Hayatınız size ikinci kez bahşedildi Allah tarafından. Kıymetini bilin. Farkındayım doktor bey, sağ olun. Yeniden doğmuş gibiyim. Sağlıkla, selametle. İnanamıyorum, evimdeyim. Çok şükür kızım. Bugünleri gösterdi Allah bize. Bir daha evimi göremeyeceğim diye çok korkuyordum anne. Ama atlattım çok şükür. Sağlığıma kavuştum. Hamdolsun. Seni bize bağışladı yüce Rabbim. Bir süre dinlenip anne, işlerime de kaldığım yerden devam edeceğim. Acele etme yavrum. Hele iyice toparlan. Ona da sıra gelecek. Doktor en az 1 ay istirahat dedi. Yata yata sıkıldım anne. Yatarken planlarımı yaptım. Her şeyi düşündüm. Kendi işimi kuracağım. Merhaba. Merhaba. Serap Hanım müsait mi? Evet. Gel Ayça. Serap Hanım, istediğiniz raporu hazırladım. Teşekkür ederim. Rusya'dan beklediğimiz fiyat teklifi gelmedi mi hala? Hayır, gelmedi henüz. Peki.
Ha, Orhan Bey'i gönderir misin bana? İhale şartnamesini de getirsin. Tabii efendim. Çok çalışıyorsun be kızım. Yetmedi mi bütün gün çalıştığın? Dinlen biraz. Hastalıkta kaybettiğim yılların acısını çıkarıyorum anne. Yeterince yattım sırt üstü. Yarın büyük bir ihale var. İyi de nereye kadar? Hep iş, hep iş. Biraz da başka şeylere vakit ayır. Ne gibi mesela? Evlilik falan mı? Nasıl da biliyorsun bak. Evlilik tabii. Hayırlısıyla yuvanı kursan fena mı olur? Ben o defteri kapattım anne. Göreceğimi gördüm. Dersimi aldım. Vicdansız, merhametsiz birine rastladın kızım. Bütün erkekler onun gibi değil ya. Boş ver. Hepsi aynı. Düşmeye gör. Böyle iyiyim ben. Bak 4 yılda koskoca patron oldum anne. Kanseri yenmek acayip bir yaşama hırsı verdi bana. Dünyayı yerinden oynatasım var. Çok şükür yavrum. Yarın İzmir'e gidiyorum. Gelsene sen de. Sabah uçağında yer bulamadım. Geceden çıkacağım arabayla. Sabah İzmir'deyim. Yalnız mı? Hı hı. Deli misin kızım sen? Ya yolda bir şey olursa? Aman ne olacak? Hiçbir şey olmaz. Hadi gel, konuşa konuşa gideriz. Ay yok, dayanamam ben o kadar yola. Aman sen de. Yenim dar, yerim dar. Atak ol biraz anneciğim benim gibi, atak ol. Şimdi. Hay aksi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne oldu hanımefendi? Bilmiyorum. Sarsılmaya başladı, sonra stop etti. Benzin bitmiş olabilir mi? Yok, depo doluydu. Kayış mı kopardı acaba? Marşa basar mısınız? Tamam yeter. Tamam basmayın. Evet kayış. Anlayabildiniz mi? Evet kayış kopmuş. Bu saatte ne kayışı ne de onu taktıracak birini bulmanız zor. İsterseniz arabanızı kilitleyip bizimle İzmir'e kadar gelin. Sabah bir usta bulup gelir taktırırsınız. Sabah mı?
Ama sabah benim İzmir'de toplantım var, gelemem. Hay Allah. Siz bilirsiniz. Neyse, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben biraz düşüneyim. Belki telefonla bir yardım çağırabilirim. Sağ olun, yordum sizi. Estağfurullah. Rica ederiz, ne demek? İyi geceler. Bakın hanımefendi, buralar pek tekin değildir. Sabuncubeli derler buraya, geceleri de soğuk olur. Terli terli arabadan indiniz, üşütmeyin. Çiğ yapar sabaha karşı, dikkat edin. Tamam, sağ olun. Peki, iyi geceler. İyi geceler. Geçmiş olsun tekrar. Sağ olun. Ne yapacağım ya? Arabayı burada bıraksam bir şey olur mu acaba? Olur tabii, dağın başı. Bu saatte İzmir'de ne yapacağım? Tek başıma bir otele gitsem, of ya. İki kafadarın yol macerası yola düşenler, Anadolu'nun güzelliklerini ve geleneklerini ekrana getirmeye devam ediyor. Manisa'da kadınlar arasında düzenlenen traktör yarışından sonra birincilik kavgası yaşandı. Denizlili Mustafa amca çevresindekileri gülmekten kırdı geçirdi. Galatasaray inanılmaz bir taraftara sahip. Fanatik teyzeden Cimbom'a müthiş destek. Hiç böyle kına gecesi görmedim. Merhaba anne. İyi akşamlar. Sen? Ne işin var senin burada? Ne yüzle geldin? Bir şey, Serap'la konuşmaya geldim. Eğer izin verirseniz. Serap yok. Ne konuşacakmışsın kızımla? Hatamı biliyorum. Büyük pişmanlık ve vicdan azabı çekiyorum. Ondan özür dilemeye geldim. Yeniden barışabilmek için her şeyi yapmaya geldim. Bunca yıl sonra mı? 4 yıl önce onu kanserle bırakıp giderken aklın neredeydi? Bir daha sakın arama kızımı. Mahvettin her şeyi. Lütfen. Bana bir şans daha versin istiyorum. Hatam büyük biliyorum ama herkes hata yapar. Hastalığı hepimizin sinirlerini alt üst etmişti. Malum, şuursuzca bir kaçıştı benimki. O seni hasta yatağında bırakıp gitmezdi. Nişan yüzüğünü bir mektupla zarfa koyup başucuna bırakıp kaçmazdı. Ne malum ileride yine çekip gitmeyeceğim? Serap toparladı, iyileşti. Bir düzen kurdu. Onu bozmana izin vermeyecektir. Hadi şimdi çek git. Bir daha sakın buraya gelme. Kızımı da arama. Sakın! Hay Allah! Görüyor musun aksiliği? Keşke o adamlarla gidip bir otel bulsaydın be kızım. Keşkenin faydası yok şu anda anne. Bir an iki yabancının arabasına binmeye korktum işte. Hadi ye biraz. Sonra da uzağın dinlen. Hadi yavrum. Hadi. Terli terli arabadan inince dağın serin rüzgarını aldım herhalde. Sonra da buz gibi arabada uyuyunca. Yaz günü ya, arabaya yanıma ceket de almamışım. Ah Serap ah. 4 yıl direndin, dayandın. Hasta olmaman lazım senin. İnşallah çabuk atlatırsın kızım. Ne vardı ihale mihale oralara gidecek? Hadi gittin. Buz gibi arabada uyunur mu? Dalmışım anne. Ah kafam. Yarın hastaneye gidip Haluk Bey'e görüneyim. Serap, söyleyeyim mi söylemeyeyim mi diye çok düşündüm. Sonra niye söylemedin dersin diye söylüyorum kızım. Dün gece Akın geldi. Akın mı? Evet. Senden özür dilemeye gelmiş. Ben de verip veriştirdim, kovdum. Yani çıkıp bize mi gelmiş? Evet. İnanamıyorum. Vay alçak. Yine de karar senin tabii. Ne kararı anne? Ben o defteri çoktan kapadım anne.
Kanser olduğumu duyduğunun ertesi günü ortadan kaybolan bir adi alçakla ne işim olur? Bütün o düğün hazırlıkları, hayaller, eşyalar, davetiyeler kala kalmıştı. Bir daha ben yokken gelirse daha kötü et onu. Adi. Ah bir benim karşıma çıkacaktı ki. İyi günler. Serap Hanım yerinde mi? Hayır efendim, yoklar. Notunuz varsa alayım, gelince iletirim. Kim aradı diyeyim? Akın dersiniz. Arkadaşıyım. İyi günler. İyi günler. Serap Hanım bu iş yerinin sahibi değil mi? Evet. Peki, teşekkürler. İşte en korktuğum şey Serap Hanım. Göğüs kanseri bütün kanserlerde olduğu gibi 5 yıl sinsi bir düşman gibi fırsat kollar demiştim. Dokular hassasiyeti yüzünden en küçük zafiyette teslim olur. Birkaç tetkik ve tahlil isteyeceğim ama gördüğüm kadarıyla ciğerlere ve kemiklere yönelmiş bir kötüleşme var. Bu kadar mı zayıf bütün bu ciğerler, dokular doktor bey? Küçücük bir üşütme nihayetinde. Sizin durumunuzdaki biri için küçücük bir üşütme bile büyük sonuçlar doğurabilir. Size hemen yatırmamız gerekiyor. Peki doktor. Elbet bulacağım seni. Öyle tek başına yemek yok o paraları. Serap Hanım, kendinizi yormasanız. Doktor bey sondayla yapmanızı istemişti. Yürüyebiliyorken yürüyeyim. Sonra nasıl olsa takacaksınız. Bu koridorları bile özleyeceğim günler gelecek. Biliyorum. Taksi. Bu saate kadar çıkmadığına göre Serap evde değil. Bir iş var bu işin içinde. Öğreneceğiz bakalım. Nereye gidiyor Munise Hanım? Size çok kırgınım doktor bey. Neden? Ne yaptım? İlmi yönünüz kadar manevi yönünüz de kuvvetliymiş. Ama bana hiç bu yönden yaklaşmadınız. Beni bu yolla teskin edip hazırlamadınız. Doktorla hasta ilişkisi kabullenmeden geçer. Eğer yeterli kabul ortamı yoksa bu gibi sözler geride tepebilir. Haklısınız. Ben yeterince inanç olarak bahsettiğiniz kabullere hazır değildim. Pek inançlı sayılmam aslında. Her vicdan inancı açıktır. Küllenmiş köz gibidir.
Aslında azıcık eşeleyen mutlaka inanca ulaşır. Neyse, biz tedaviye dönelim isterseniz. Haklısınız. Açık olalım mı doktor? Elbette. Kalbimizdekini olduğu gibi, Allah'ın bildiği gibi saklamadan, gizlemeden, oynamadan ifade etmek her zaman tedavi için önemlidir. O halde kalbinizdekini söyleyin. Yüzünüzden, annemden, hemşirelerin davranışlarından anlıyorum ki yolun sonundayım. Bu doğru mu? Siz böyle ifade ediyorsunuz. Ben vadenizin dolmak üzere olduğunu, yolun sonuna yaklaştığınızı söylüyorum. Tıp artık sizin için hiçbir şey yapamayacak durumda. Zamanımız az. Peki ne kadar bir zaman bu? Şöyle söyleyeyim. Hastalık seyri aşama aşama kendini gösterecek. Hastaneye yatışınız ilk aşamaydı. Bir müddet sonra oksijen cihazı olmadan nefes alamaz hale geleceksiniz. Ve en kötüsü de dayanılmaz ağrılar başlayacak. O aşamada iğne desteğiyle ağrılarınızı dindirmeye çalışacağız. Dua edelim ve dileyelim ki bu safa çok uzun sürmesin. Bir yıl. Allah'ın biçtiği ömrü ben bilemem Serap Hanım. Ama o kadar olduğunu sanmıyorum. En çok birkaç ay. Bu tip hastalıklar çok süratle yayılır. Bunu söylemek istemezdim ancak 4 yıl önce ilk geldiğinizdeki moral desteğin şu an ne kadar faydası olur tam olarak bilemiyorum. Bana bu süre içinde tapın aciz kaldığı noktadan devamlı manevi yol gösterici olur musunuz? Ben bu yolu hiç bilmiyorum çünkü. Tabii ki. Seve seve. Teşekkür ederim. İslam'ın kelime olarak selamette olmak, barış içinde olmak gibi manaları vardır. Ayrıca Hakk'a teslim olmak anlamı da var. Hem barış
Sizi karşıma çıkaran Allah'ıma da hamdolsun. Son günlerimde bir bağıştı bana bu. Anne. Anne. Efendim kızım. Ne oldu? Başım döndü biraz. Akın bir daha aradı mı anne? Akın mı? Hayır, aramadı. Aramazdı, niye arasın ki? Ama aramış, şirkete gitmiş. Sekreter söyledi. Ay, çıkar şu şerefsizi aklından kızım. Üzme kendini, değmez ki ona. Haklısın. Doktor eve çıkabileceğimi söyledi bugün anne. Daha iyi, evimde daha rahat ederim. Yarın çıkalım ha? Tamam yavrum. Geç kaldım, geç. 2 yıl önce falan bulup basabilseydim nikahı. Şimdi zengindim. Kısmet başka kapıdaymış demek. Güle güle Serap abla. Efendim. İyi günler doktor bey. Ben Serap'ın annesiyim. Rahatsız ediyorum. Nasılsınız? Allah razı olsun. Hamdolsun. Siz? Ben hiç iyi değilim doktor bey. Serap eve geldiğimizden beri ağrı iğnelerini yaptırmıyor. Çok ızdırabı var. İnlemelerine dayanamıyorum. Neden yaptırmıyor? Nedeni ölüm uykuda yakalar. Kelime-i şehadet getiremem diye. Anladım. Ben akşam mahsuru yoksa bir uğrayıp konuşayım teyzeciğim. Ne mahsuru olacak oğlum? Çok sevinirim yavrum. Zahmet vereceğiz size. Ne sağ demek? Olun. Siz de sağ olun. Görüşmek üzere. Bu da doğru değil Serap Hanım. Allah'ın sizi ne zaman alacağını bilemeyiz ki. Dayanamazsınız bunca ağrıya. Dayanabildiğim kadar. Doktor bey. Efendim. Sohbetlerimizde bana İslam'da isyan eden söz etmiştiniz. Bu gerçekten mümkün mü? Evet, mümkün. Tüm kalbiyle imanla istihareyi yatabilenler için elbette mümkün. Sizin başvurduğunuz oldu mu hiç? Benden istihareyi yapmamı mı istiyorsunuz? Aslında istihare özel olarak kılınan namazdan sonra yapılan duada kalbe doğanlardır. Ben size çok güveniyorum doktor bey. Her nasıl oluyorsa benim için istiharede bulunur musunuz? Allah rızası için yalvarıyorum. Bana bu son iyiliği yapın ne olur. Dayanamıyorum artık. Yani vaktini mi söyleyeceksiniz doktor bey? Kalbime doğan veya gösteriden neyse onu söyleyeceğim. Yoksa Allah'ın takdiri nedir, ecel ne zaman gelir bilemem. Yarın yurt dışına bir seminere gidiyorum. Gitmeden telefonla ararım sizi. Söylediğim gün iğnelerinizi yaptırmazsınız. Olur mu? Allah ne muradınız varsa ver.
Yatağına girmeden bana sarıldı. Elimi öptü. Hakkını helal et anne. Hakkını helal et anne dedi. Ettim. Doya doya öptüm. Sonra yatağına uzandı. Bakıp gülümsedi. Çok şaşırdık. Aylardır bitip tükenmeyen ağrılar o zaman yok olmuştu. Arkamdan ağlama üzülme anne dedi. Ben mutlu gidiyorum dedim. Sonra Haluk Bey sorarsa bunları tek tek anlat dedi. Size hayır duaları etti. Sonra elimi tuttu. Ağır ağır. Tane tane kelime-i şehadet getirerek gözlerini kapattı. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Allah rahmet eylesin. Amin. Mekanı cennetimiz. Ne güzel. O bu dünyada sınavını bitirdi ve gitti. Hepimize böyle bir ölüm nasip olsun inşallah. Aklımız başımızda. Tertemiz ve kelime-i şehadet getirerek. Ya Muhammed diyebilmek bile yetecekken kelime-i şehadet getirmesine fırsat tanıyan o yüce yaradana gitmek. Ne güzel. Sevgili seyirciler, biz onun sevgisi ve şefaati arkasında koşarsak, o rahmet peygamberi de mutlaka geri dönüp bize teveccüh buyuracak, elimizden tutacak ve ihtiyacımıza şefaat edecektir. Evet, biz gönülden bir kerecik ya Muhammed, ya Resulallah diyebilsek, o ümmetim deyip imdadımıza koşacaktır. Kaldı ki o daha doğar doğmaz ümmeti, ümmeti demişti. Mahşerde de o ümmetim, ümmetim diye inleyecektir. Allah onu çok özel mahiyette yaratmış ve gönlünü herkesin kurtuluşuna bağlamıştı. Öyleyse biz bir kere yürekten darda kalanlar gibi ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyebilsek, mutlaka ümmetim sesini duyar, davetimize icabet edildiğini görebiliriz. O, kendisini sevenlerin, ona gönül verenlerin ve ondan Allah'ın izniyle şefaat bekleyenlerin dünyada ve ahirette biricik yardımcısıdır.